Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Benjamin bitkisi bakımı ve üretimi hakkında video çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşıda Benjamin'imiz var. Bu gördüğünüz Benjamin'imiz 10 yıllık. Aşağı yukarı 10 yaşında yani. Şöyle. Tabii Benjamin'in farklı çeşitleri de var. Bizde de var. Bir tanesini göstereceğim. İki çeşit var bizde sadece. Bu da bizim kendi ürettiğimiz Benjamin. Ayrıca burada farklı çeşidi de var arkadaşlar. Bu da yaklaşık 5-6 yaşlarında. Bu çeliğimiz ise yaklaşık 2-3 yaşlarında arkadaşlar. İlk önce üretiminden bahsedeceğim arkadaşlar. Benjamin çelikle hava daldırmasıyla üretilebiliyor. Biz zaten bunu çelikle ürettik. Ayrıca hava daldırma da yapabilirsiniz. Ama hava daldırmayı kalın dallar için yapmanız uygun olur. Bir de genelde hava daldırma köklenmesi zor olan bitkiler için kullanılıyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Benjamin bakımına geçelim. Benjamin çok yavaş büyüyen bir bitki arkadaşlar. Işığı ve güneşi seviyor. Bizim evimiz çok fazla güneş almadığı için çok fazla gelişim göstermiyor arkadaşlar. Daha ışık, daha aydınlık bir ortamda olsa büyük ihtimalle daha büyük, daha uzun boylu ve daha gösterişli olur. Dediğim gibi bizim ev çok fazla ışık almıyor. Işığı seviyor. Daha sonra suyu da seviyor arkadaşlar ama kuraklığa belli bir süre boyunca dayanabiliyor diye biliyorum. Ama siz tabii ki de dengeli tutmaya çalışın. Yani ne kurak olsun ne çok ıslak olsun. Ortalama bir miktarda tutmaya çalışın. Onun dışında Benjamin'in soğuğa dayanıklılığı çok fazla dayanamıyor arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla eksi 1, eksi 2 gibi soğuklara tölere edebiliyor. Ama biz denedik. Dışarıda deniyoruz böyle genelde bitkilerimize dayanabiliyor mu dayanamıyor mu diye. Bizim burada dayanamadı. Eksi 2, eksi 3 gibi soğukları atlatamadı arkadaşlar. Ona göre dışarıda bakabilirsiniz veya bakmayabilirsiniz. Tabii dışarıda daha büyük ve daha güzel olur. Ama iç mekan bitkisi olarak da çok güzel bir bitkidir. Zaten Akdeniz ve Ege civarlarında sanırım dışarıda yetişebiliyor. Onun dışında Benjamin arkadaşlar Rutgiller familyasından bir bitkidir. Ana bitkilerdendir Rutgillerde. Ve ayrıca Benjamin de İncire benzer şekilde meyveler verir arkadaşlar. Bunu birçok kişi bilmez. Ben çok araştırdım ve Benjamin'in meyvesinin de yenilebilir olduğunu öğrendim. Yani Benjamin'in de meyvesini yiyebiliyoruz. İncire benziyor ama biraz daha farklı. Turuncumsu bir rengi var. Birazdan resimlerini de koyacağım zaten videoya. Oradan da görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Benjamin hakkında bilgiler verdim. Tabii meyvesi hakkında şunları da söylemek istiyorum arkadaşlar. Dışarıda olmadan meyve vermeyecektir hiçbir Benjamin. Ayrıca incirdeki gibi döllenme problemleri var. Ama ülkemizde incir sineği olduğundan bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama tabii çok fazla genelde meyve veren bir tür olmadığı için çok meyve beklemeyin. Ama gene de meyve vermez demiyorum. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.